Birazdan izleyeceğiniz kayıt, uçtan uca Power BI eğitiminden alınmış örnek bir derstir. İyi seyirler dilerim. Şimdi bu modeli bulutta yayınlamadan önce daha önceki modelde, basit modelde yaptığımız gibi müşteriler ve ürünler tablosunu da bu modele alacağım. Power Query tarafına geçiyorum. Reason Source altından biraz önce bağlantı yaptığımız SQL sunucudan müşteriler ve ürünler tablosunu da seçiyorum import moduyla alacağım. Ürünler tablosu, müşteriler tablosu tekil hale getirilmiş. Close Apply. Veri modeli tarafına geri geçiyorum. Ürünler ve satışlar ve müşteriler tablosu one to many ürün ID üzerinden, müşteri ID üzerinden birbirine bağlı. Bir önceki derste yaptığımız veri modelinin birebir aynısı. Bu modeli publish edeceğim. Power BI eğitim çalışma alanına publish edeceğim. Bulut tarafına geçelim. Yayınladığımız model çalışma alanında publish edilmiş vaziyette. Şimdi Power BI ekosistemiyle çalışırken bizim amacımız Excel'leri ortadan kaldırmak değil, Excel kullanımı sıfırlamak değil, böyle bir amacımız yok. Power BI Excel'in ileri bir versiyonu da değil, böyle de bir durum yok. Power BI Excel'le birlikte daha güçlü olan bir uygulama. Bizim kullanımını azaltmak istediğimiz, sıfırlamak istediğimiz Excel'ler lokal veriyi içeren, Verisini kimin ne zaman girdiğini kontrol etmekte zorlandığımız, doğruluğu teyit edilmeyen birbirinden ayrık Excel'ler. Ama bir kapsamla ilgili bir veri modelini yayınladığımızda detay bazda çalışmak isteyen bütün herkes için operasyonel raporlar oluşturmak için bütün herkes için ad hoc raporlar yani anlık ihtiyaca göre gelişen raporlar oluşturmak için Excel ile buluttaki veri modeline bağlantı yapıyor olmak inanılmaz kolay bir şey ve inanılmaz derecede faydalı. Power BI'de Analyzing Excel diye bir özellik var. Modelin veya raporun sağındaki 3 noktaya geldiğimde burada Excel'de analiz et diye bir buton var. Tıklıyorum. Bu bize bir Excel bağlantısı veriyor. Web'de açmak için bir Excel bağlantısı veriyor. Tıklıyorum. Şu an Excel'in online versiyonundayım. Biraz önce publish ettiğimiz model içerisindeki bütün tablolar ve yazdığımız metrikler pivot tablo mantığında Excel'e geliyor. Ben buradan artık istediğim gibi, istediğim tablodan, istediğim sütun üzerinden istediğim gibi bir matrisi oluşturabilirim. Dilersem bu online olan Excel'i buradan save as deyip kopya olarak bilgisayarıma da indirebilirim. İndirdikten sonra açıyorum. Bağlantıyı enable et. Şu an lokalindeki Excel'deyim. Buluttaki publish ettiğimiz bütün veri modelinde ne kadar metrik, sütun, tablo varsa hepsi Excel konforunda elimizin altında. Ne farkı var bunun normal diğer lokal ayrık Excel'lerden? Bir kere pivot tablodaki buradaki değerleri değiştirmek istediğinizde bilerek ya da bilmeyerek değiştiremezsiniz. Ama en altındaki veriye kadar inebilirsiniz. Eğer detay seviyede çalışacaksanız, operasyonel raporlar hazırlayacaksanız, buluttaki yayınladığınız modele bu şekilde bağlantı yapmak en temiz, en pratik, en güçlü özelliği Power BI ekosistemin. Aynı zamanda da Excel'in. Burası artık Excel. Neyi kastediyorum? Excel'i ne kadar iyi kullanıyorsanız hepsi elinizin altında. Tek farkı bütün veriler Bulut'taki veri modelinden gelecek. Eğer şirket içerisinde Excel'de çalışma yapması gereken bütün herkes ortak yayınlanmış veri modellerine bu şekilde bağlanırsa herkes aynı veriyi, aynı bilgiyi aynı şekilde görecektir. Single version of truth. Gerçeğin tek versiyonu. Bu özellik aynı zamanda etok raporları oluşturmak için de çok faydalı. Çünkü Excel'deki hücre referans sistemi birebir çalışmaya devam ediyor. Tek bir farkla şu hücreye gelip A1, V1 diye bir referans vermek yerine get pivot data vesaire şeklinde farklı bir notasyon kullanıyor. Ama kabiliyet birebir aynı. Hiç fark etmez. Hücreye referans vermeye devam edebilirsiniz. Get pivot data buluttan geliyor verdiğiniz referansın değeri. Eğer isterseniz bu pivot datasını kopyalayabilirsiniz başka datalarla, verilerle birleştirmek amacıyla, etok raporlar oluşturmak amacıyla ama buluttan gelen rakamları bilerek ya da bilmeyerek yanlışlıkla değiştirmeye kalktığınızda buna müsaade etmez. Bu dosyayı kaydettiğinizde inanılmaz düşük boyutta bir dosya oluşur çünkü içinde hiçbir veri tutmuyor. Sabah geldiniz, işe başladınız veya toplantı öncesi dosyanızı açtınız, Excel'inizi açtınız. Yapmanız gereken tek şey buradan data sekmesinden refresh demek. Buluttaki modeli güncel tutuyorsanız güncel veriler anında Excel'inize akar. Lütfen bu özelliği kullanın. Power BI'deki bütün görsellerde hem desktop'ta hem bulut versiyonunda sağ üstteki 3 noktadan export to Excel, export to CSV gibi özellikler var. Export edebilirsiniz Excel'e ama etmeyin. Ve tenant seviyesinde export Excel'i kapatın. Şiddetle tavsiye ediyorum ve bu özelliği kullanın. Okey. Son olarak bu özellikle göstermek istediğim bir iki detay daha var. Şu an boş bir Excel açtım sıfırdan. Her seferinde buluttan raporu bulup Excel'de analiz et linkini tıklamaya gerek yok. Excel'i açtınız. Get data. Buradaki opsiyonlardan bir tanesi from Power Platform, from Power BI. Bulutta yetkinizin olduğu data setler burada listelenir. Burayla ilgili Microsoft zaman zaman değişiklik yapıyor. Daha önce ne kadar yetkinizin olduğu dataset varsa hepsinin listesini çıkartıyordu. Şimdi limitli bir liste çıkartıyor. O yüzden bazen search etmeniz gerekebilir. Modeli bulduk. Insert pivot table. Diyelim müşteri sınıfı bazında satışlar. Şuradaki değeri değiştirmeye çalıştığınızda değiştiremezsiniz. Daha önce söylemiştik ama bunu çift tıkladığınızda müşteri sınıfı misal buradaki matrise göre endüstriyel olan Satırları yapılan satışların detayını listeleyebilirsiniz, alabilirsiniz. En alt seviye listesini alabilirsiniz. Buradaki ilk 1000 satırı arttırmak isterseniz eğer yapmanız gereken şey buradaki pivot'un bağlantı özelliklerine gelip properties'ten şuradaki rakam yükseltmek. Bu şekilde yaparsanız veri modelinizdeki en alt seviye kayıtlara bile erişebilirsiniz.